İl başkanımız Kazım Karsu. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Merkez İlçe Olağan Kongresi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Tek aday Ersen Türkoğlu ile gidilen seçim sonucunda Türkoğlu partililerin desteğiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni Merkez İlçe Başkanı oldu. Ülkemizin temel problemlerine ilişkin çözümlerimizi vatandaşlarımıza aktarmamızda fedakarca görev üstlenenlersiniz. Değerli yol arkadaşlar, partimiz için yeni bir umut ve heyecanın yeşereceği. Kongreyi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Sosyalist Enternasyonel Genel Başkan Yardımcısı 24. Dönem İstanbul Milletvekili Umut Oran, Balıkesir Milletvekili Namık Avutça, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. İl başkanımızı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun. İlçe Yönetim Kurulu Çalışma Raporu. Şimdi biliyorsunuz Kıbrıs'ta bir Rum Türk bayrağına asıldı. Türk bayrağı indirmek için vurdular. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede ilk konuşmayı mevcut başkan İlkay Nural Gürkan yaptı. Başkanlık dönemi boyunca yaptığı çalışmalardan bahseden Gürkan, görevi süresince kendisine destek olan partililerine teşekkür etti. 7 yıllık siyasi hayatım boyunca yöneticisi, en sonunda başkanı olduğum bu merkez ilçe ve partime hizmet etmekten onurluyum. Bu süreçte bizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı yolunda bir adım atmış herkese ama özellikle yönetim kurulu üyelerime, Sayın Vekilimiz Tanju Özcan'a, belediye meclis üyelerimize, il genel meclis üyelerimize, İl ilçe kadın kolları, gençlik kollarımıza, siz değerli üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Ardından CHP İl Başkanı Kazım Karsu söz aldı. Karsu, birlikte hareket etmedikleri sürece bir yere varamayacaklarını söyleyerek birlik çağrısında bulundu. Bir araya gelmedikçe, beraber aynı noktaya yumruğumuzu vurmadıkça, ufak tefek, küçük hatalarımızı birbirimize sunarak bir yere varamayacağımızı zaten çoktan öğrendik. Atatürk ilkeleri onun felsefesi için onun uğrunda burada toplanmadıkça, bir araya gelmedikçe ne zaman bir araya geleceğimiz onu bilemiyorum. Kongrede Bolu Milletvekili Tanju Özcan da partililere seslendi. Merkez ilçenin eski yönetimine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Özcan, bu zamana kadar süren küskünlüklerden partiye gönül verenlerin rahatsız olduğunu ifade ederek bunların geride kalması dileğinde bulundu. Uzun süredir partimizde, özellikle 3-4 yıldır mücadeleyi aşan, artık birbirimizi kırma, küstürme noktasına gelen, hepimizin de sorumluluğu olan bir süreç yaşanır. Ve bu sürecin sonunda artık bundan partimize gönül vermiş olan vatandaşlarımızın çok rahatsız olduğunu net bir şekilde gördük. Tek adam sistemine karşıydı, karşı durmaya devam ediyoruz diyerek sözlerine devam eden Milletvekili Özcan, artık yerelde de iktidar olmak istediklerini söyledi. Biz bu tek adam sistemine karşıydık, karşı durmaya da devam ediyoruz. Parlamenter sisteme yeniden dönmemiz gerektiğini savunuyoruz. Ancak bunu yapabilmemiz için bu sistemin kurallarına göre oynayıp bu sistemi ülkenin başına bela edenleri o koltuktan indirmemiz lazım. İşte o yüzden bu sistemin kurallarına göre yarışacağız ve bu ülkenin başına 15 yıldır bela olan, bunu söylememizden çok hoşlanmıyor ama, diktatörden bu ülkeyi kurtaracağız. Tanju Özcan'ın ardından Sosyalist Enternasyonel Genel Başkan Yardımcısı 24. Dönem İstanbul Milletvekili Umut Oran da partililere seslendi. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kere öz ideolojimize sahip çıkmamız lazım. Özümüze dönmemiz lazım. Öz gücümüze inanmamız lazım. Geçmişimize güvenmemiz lazım. Partimize güvenmemiz lazım. Örgütümüze güvenmemiz lazım. Gençlik kollarımıza, kadın kollarımıza güvenmemiz lazım. Bunun başka bir yolu yok. Yani bu güvensizlik olursa bunu başaramayız. Bir kere her şeyden evvel biz kendi
Kendi özümüze dönmek zorundayız. Öz ideolojimizi sıkı sıkı sarılmamız lazım. Yaşadık gördük. Oradan buradan olmuyor. Oradan buradan gibi benzemekle de olmuyor. Onun için biz bu konuda çok kararlı olmak zorundayız. Kongrede son konuşmayı Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Sakarya Milletvekili Engin Özkoç yaptı. Milletini savunacak, gözümüzü kapatacak dedikleri evlatı bir kahpe kurşunla Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri yönetilemeyen bir Türkiye'nin bebek katili APO ile birlikte oturup da sanki barışı tesis edeceklermiş gibi Türkiye'yi teslim ettikleri Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün bir evladımızı, bir binbaşımızı yitirdik. Başımız sağ olsun. O anne babadan özür diliyoruz. O anne baba yılmasın. Konuşmaların ardından seçim gerçekleştirildi. Kongrede tek aday olan Ersan Türkoğlu, CHP'nin yeni merkez ilçe başkanı oldu.